6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremlerde 11 il etkilenmiş, binlerce kişi hayatını kaybetmişti. On binlerce binanın ağır hasarlı olduğu bölgelerden Düzce'ye yakınlarının yanlarına gelen veya yurtlarda kalan kişi sayısı ise 4.700'ü geçti. Kızılay Düzce Şubesi depremzedeler için çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Düzce'ye gelen depremzedeler için sosyal marketi vatandaşların kullanımını açan Kızılay, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürdürüyor. Yüzlerin gülmesi için mont, bot, kazak, süveter, yelek, çorap, iç çamaşırı gibi ürünlerin hediye edildiği depremzedelere ayrıca gıda yardımları da yapılıyor. Yok ya. Büyük mü bu? Büyük ya. Mecbur geliyor tabii. X ne eller bu? Kazak falan baktım. Burada. Beş var mı? Onun beşi. Tamam ben bol veriyorum. Ver bakma lan. Koyalım. Tamam başka bir şey istiyorum. Bizler de burada o bölgeden buraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hem gıda, hem giyim malzemesi, hem de barınmayla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları da AFAD'a yardım etmeye çalışıyor. Biz de bu çerçevede Kızılay olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız ve yapıyoruz. Burası gördüğünüz sosyal bir market. Bu markette giyim malzemelerimiz var ve özellikle gelen vatandaşlar burada ihtiyacı kadar hem kışlık kıyafet olarak, ağırlıklı olarak özel şeylerimiz, hem ayakkabı, mont ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili burada ihtiyaçlarına göre çocuk kıyafetlerimiz, bayanlara yönelik kıyafetlerimiz ve yetişkin kıyafetlerimiz var. Bunları veriyoruz. Bununla ilgili bizim zaten buradaki sosyal marketimiz aslında bütün yıl ihtiyaç sahipleri için hizmet veriyor. Ama tabii şu an bu dönemde özellikle bölgeden gelen vatandaşlarımıza ağırlıklı olarak bu hizmeti vermek durumundayız. İç çamaşırından bütün ihtiyaç kıyafetlerine kadar tamamını buradan tedarik edebiliyorlar. Elimizde buna ilişkin yeterli stoklarımız var. Gıda ihtiyacı olanlar var. Gıda ihtiyaçlarını görüyoruz. Yine belli ailelerin, özellikle hayırsever vatandaşlarımızın bize bilgi olarak verdiği işte belli ihtiyaçları, yıllık belki doğalgaz, elektrik vesaire ihtiyaçlarını da karşılamak kaydıyla, bir yıllık kirasını almama şartıyla tahsis ettikleri evler var. Bir kısım ailelerimizi oralara yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bir takım ihtiyaçları oluyor, yine gıda vesaire gibi. Bunları biz karşılıyoruz.